Efendim CHP İzmir Milletvekili ama sadece bir siyasetçi değil. Ben aslında onun uzmanlık alanıyla ilgili onunla bu yayını yapmak istiyorum. Türkiye'nin yetiştirdiği en değerli ekonomistlerden, ekonomi hocalarından, akademisyenlerinden biri. Şüphesiz ki parlak ve güçlü bir kadın Selin Sayıkböke karşımda. Hoş geldiniz 20. Saati Halk TV ekranlarına. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hocam diyeceğim keyifle. Ne güzel. Aynen öyle diyeceğim. Türk ekonomisinde neler olmuyor ki, hangi birinden başlasam? Şimdi bugün son olarak BDDK bankalara ceza yağdırmış. Ben yayına girmeden önce gördüm. 15 bankaya toplam 19 milyon 650 bin TL idari para cezası. Önce onunla bir başlayalım. Niye yedi bu bankalar bu cezayı? Kredi vermedikleri için mi? İktidarın dediğini yapmadıkları için. Dolayısıyla hani neyi yapmadıkları ayrı bir konu ama esas mesele bugün Türkiye'de var olan bu çok boyutlu krizi doğuruyor olan şey, iktidar kendi dediğini yapmayan herkese, bu ekonomik aktörleri de içeriyor, üreticiyi, tüketiciyi, bankacıyı da içeriyor. Ama bunun ötesinde işte toplumsal muhalefetin paydaşlarını, sivil toplum örgütlerini, demokratik kitle örgütlerini de içerecek bir biçimde kendi istediğini yapmayan herkese baskıyla, zorbalıkla, cezayla, yani otoriterlikle esasında iş yaptırma refleksi bu krizi çıkarmış olan şey. Dolayısıyla bugün bankalar için özelde konuşuyor olduğumuz bu hal, Türkiye'nin demokrasiden uzaklaştırılmış olması, antidemokratikliğe hapsedilmiş olması ve otoriter bir rejimin ülkeyi yönetme kapasitesi ve kabiliyetini yitirmiş olduğu ve düzen de yıkılıyor olduğu için yapabileceği tek şey baskıya başvurmak olduğu için bu gerçekleri konuşuyoruz. Tam da söylediğiniz şey yaşanıyor dolayısıyla. Yani bankalara iktidar diyor ki bir kriz hali olduğunu halk görüyor ve beni sorumlu tutacak. Bu krizden çıkış için halka para harcamayı seçmiyorum. Onun yerine halka yeni borç verilmesine dair talimat veriyorum diyor. Ve bu talimatı ekonomik gerekçelerle yerine getiremeyecek olanları da cezayla talimatı yerine getirmek üzere hizalama hareketidir bu. Bu krizi büyütecek, Türkiye ekonomisine zaten yıkılmış olan güveni daha da yok edecek bir unsur olarak da karşımızda duruyor. Siz büyük bir açıklıkla defalarca anlattınız. Kredi bir teşvik veya da bir destek paketi, tam tersine yeni bir borçlandırma mekanizmasıdır diye defalarca söylediniz. O zaman ben de şöyle sorayım. Niye? Niye iktidar bunu yapıyor? Para mı yok? Yoksa eğer para nerede? Şimdi iki şey var burada konuşulması gereken. Bir kere var olan kaynakları bugüne kadar çarçur etmiş olan ve hor kullanmış olan, kendi yandaşına aktarmış ve o yandaşları aracılığıyla bir havuz mekanizmasıyla, bunu medyada operasyonunu çok net gördük, bir havuz operasyonuyla esasında kendisini siyaseten finanse eden bir düzen kurmuş vaziyette. Dolayısıyla bir yanıyla Türkiye'nin var olan pek çok kaynağı, pek çok cumhuriyet birikimi ve mirası bu iktidar eliyle çok yanlış kullanıldı ve o yanlış kullanım nedeniyle bugün çok daha fazla kaynakla bu sorunlarla baş edebileceğimiz yerde pek çok kaynağa erişemez durumdayız. Ama bunun ötesinde var olan kaynakları da bir siyasi tercihle gerçek sorunları çözmek için, halkın ihtiyaçlarını gidermek için kullanmayı seçmeyen bir iktidar anlayışı da var. Bunu şuradan tarif etmek çok mümkün. Yani 2020 bütçesi yapılırken o bütçenin içerisine 19 milyar lira rantçı yandaş müteahhitlere, halkın kullanmayacağı köprüler, geçmeyeceği yollar ve hasta olarak garanti gözüyle bakıldığı şehir hastaneleri üzerinden o rantçı yandaş müteahhitlere 19 milyar liralık garanti ödemesi için para ayrılmıştı bütçede. Şimdi o bütçe yapıldıktan 1-2 ay sonra bütün dünyayı ve Türkiye ekonomisini bir kriz halinde yakalayıp sarsmış olan koronavirüs gelince ortaya bir ihtiyaç çıktı, değil mi? Halkın desteklenmesi gerekiyor. Bir güvencenin verilmesi gerekiyor. Destek dediğiniz zaman da devletin esasına görünmez bir elle halka ben buradayım, sen yarına kaygı duyma diyeceği bir esasında arkasına duran bir güç tarif etmiş oluyor. Almanya'da olduğu gibi, Kuzey Avrupa ülkelerinde olduğu gibi, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve İngiltere'de olduğu gibi. Aynen öyle. Bu bir devlet gerekliliğidir. Çünkü ekonomiyi devlet eliyle durdurduk bu dönemde. Neden? Çünkü bir sağlık sorununu aşmak için sosyal mesafeye ihtiyaç var dendi. Sosyal mesafe ekonominin üretim ve tüketim alanında, yani iki kanaldan da
durması anlamına geldi. Böylesi bir dönemde devletin tek aktör ve güçlü aktör olarak o ekonomideki bütün yükü üstlenmesi bir zorunluluktur. Devletin yapması gereken bir görevdir. Şimdi bunu yapacağı bir kaynak var mı yok mu sorusunun yanıtı işte 19 milyar lirada yatıyor. O kaynak orada duruyor. O 19 milyar lirayı rantçı yandaş müteahhite ödeme yapmayı tercih ediyor. Halbuki 19 milyar lirayla 19 milyon hane halkına, yani 19 milyon hane halkı dediğiniz zaman esasında 81 milyonu tarif ediyorsunuz. Ortalama 4 kişilik bir aileden düşünürseniz. Çok doğru. Her bir aileye 1000 lira verilebilirdi. Her bir aileye 1000 lira verilebilirdi. Bunu yapmamayı seçiyor. Dolayısıyla mesele Türkiye'de kaynağın olmaması meselesinden öte, kaynağın nasıl kullanıldığına dair iktidarın siyasi tercihinin yanlış olması meselesi. Bunu çok önemsiyorum ben. Çünkü gerçek sorunumuzu kaynaksızlık diye tarif edersek dışarıdan bir çare aramaya başlıyoruz. Oysa ki Türkiye'nin esas meselesi var olan kıymetli kaynaklarını yanlış kullanmayı seçen, kendinden yana ve kendi yandaşından yana kullanmayı tercih eden bir zihniyetin iktidarda olması Türkiye'deki temel sorun. Gerçekten, ve bu değişmeden çok maalesef çözüm de olmayacak. Gerçekten de bugün Çiğdem Toker'in yazısıydı galiba. Hazine garantili müteahhitlere esir hale gelmiş bir devlet bütçesi cümlesini kullanmış. Tam olarak sizin deminden beri anlattığınız meseleyi bir cümlede özetlemiş. Çok doğru. Gerçekten de öyle. Ama öte yandan bir de mesela varlık fonu diye bir şey var. Ne oluyor orada? Hı. Bu varlık fonu Türkiye'ye varlık armağan etmesi, yani öyle değil miydi? Şimdi doğru söylüyorsunuz. Esasında adı varlık fonu olan yapılar normal koşullarda şunu sağlarlar. Birer miras fonlarıdır bunlar. Yani ülkelerin gelir getiren varlıkları vardır. Bu gelir getiren varlıkların ortaya çıkardığı gelirleri çocuklarına ve gelecek nesillere miras bırakabilmek için bir yatırım aracı olarak kurulan fonlardır varlık fonları. Oysa Türkiye'de bu iktidarın kurduğu ve aile şirketi olarak yönetmek üzere başına bir partinin genel başkanını ve damadını getirmiş olduğu yapı bir varlık fonu değil, açık bir ipotek fonu. Kastettiğimiz şu, Cumhuriyet'in yani bizlerin büyüklerinin emek emek biriktirerek oluşturduğu miras kurumları aldı, bunları ipotek göstererek borç alabileceği bir fon kurdu. Yani gelecek nesillere miras bırakmak bir yana bizim devraldığımız kıymetli mirasları ipotek etmek üzere bir miras yedilik için kurulmuş bir fondan bahsediyoruz. Üstelik bu fon öyle bir yapıda kuruldu ki Özlem Hanım, yani bana sorarsanız hani bugün ekonomideki en önemli sorunları da çok cisimleştiren bir hal var burada. Sayıştay denetimine tabi değil. Kamu ihale kanununa tabi değil. Devlet personel kanununa tabi değil. SPK veya ticaret kanununa tabi değil. Çok özel bir yapı olarak kuruldu. Yani denetleyemiyoruz. Şimdi denetleyemediğimiz pek çok şey olabilir, değil mi? Özel kurumlarda böyle şeyler olabilir. Kamunun denetiminden uzak olabilir. Özel mülkiyettir. Ama bu kurum bir kamu kurumu esasında. Çünkü Bakanlar Kurulu kararıyla, yani o zaman başkanlık rejimi henüz tam yerleşmemişken, Bakanlar Kurulu'nun yani bugünkü hükümetin istediği zaman istediği kadar parayı hazineden varlık fonuna aktarma yetkisi verildi. Bu şu manaya geliyor. 81 milyon çalışıyor, emek yemek didiniyor, üretiyor, vergisini ödüyor. O vergi 81 milyon adına kamu kaynağı olarak hazineye gidiyor. Fakat hükümet istediği zaman hazineden o parayı alıp hiçbir denetime tabi olmayacak, hiçbir hesap verilebilirliği ve şeffaflığı olmayan bir fona ve doğrudan bir partiye aktarmış oluyor. Şimdi bu Türkiye ekonomisi neden kırılgan, niçin krizdeyiz sorusunun işte yanıtlarından biri daha. Çünkü bir parti devlet kuruldu ve bütün ülkenin olan kaynaklar bir parti devletin partisine aktarılır hale getiriyor. Dolayısıyla şeffaflık bitti, denetleme mekanizmaları bitti, güven ortamı bitti. Ama enteresan bir şekilde bütün bu yaklaşımlar içinde para da bitti. Sıra İş Bankası'na mı geldi? Şimdi İş Bankası meselesinde de bence rejimi tarif eden her şeyi görüyoruz. Bir kere bu rejimi eğer ekonomik manada da tarif edecek olsak belki üç şey söyleyebiliriz. Bir, düşman ekonomisi kuruyor. Yani düşman ekonomisinden kastım şu, ötekileştiriyor, dışlıyor.
esasında tüm bireylerin bu ülkenin yurttaşı olmaktan gelen bir eşit hakla ekonomik ve sosyal düzene katılmasına izin vermiyor. Partizanlık önemli oluyor, etnik kimlik önemli oluyor, inanç önemli oluyor dahil olabilmeniz için. Bu da esasında bir düşman ekonomisi unsurundan bir uzantı diye değerlendirmeliyiz. Yani toplumsal uzlaşıyla, toplumun bütünlüğü yaşadığı sorunlara çare üretmek kaygısıyla değil, toplumun önemli bir kesiminde çok büyük hassasiyet yaratacak bir mesele üzerinden ötekileştirmeyi seçiyor. İş bankasıyla kavga ediyor olması bu düşman ekonomisinin bir uzantısı. İkincisi, ya müthiş bir keyfilik ve bir şahsım ekonomisi düzeni var. Aile şirketi kuracağım dedi, bunu yaptı. Aile şirketinde bütün kaynakları işte bu varlık fonu aracılığıyla ailesine aktaracak mekanizmayı kurdu ve keyfi bir biçimde, hukuksuz bir biçimde kurumları yok sayarak karar veriyor. Bu şahsım ekonomisinin de bir devamı. Bakın, bir partinin genel merkezindeki bir MYK toplantısında deniyor ki İş Bankası'na el koymanın yolu için araştırın ve bana acilen 10 gün içinde bunun nasıl olacağını getirin diyor. Bu şahsım ekonomisinin, kuralsız, keyfi, hukuksuz düzenin bir uzantısıdır. Üçüncüsü de kaynak bitti. Rantçısına kaynak aktarmak için yeni alan arıyor. Şimdi kaynağı har vurup harman savurduğu için bunu yapıyor. Nereden kaynağı zorluyordu? Kamu bankalarından yapıyordu. Şimdi İş Bankası'nı da kendi parti devletinin keyfiyle yönetebileceği bir kamu bankası haline getirme derdinde. Yapabilir mi? Selin Hocam, yapabilir mi? Şimdi bu iktidar hukuka uyuyor olsa yapamaz derdik. Neden? Çünkü İş Bankası'na el konulması miras hukukuna aykırı, mülkiyet haklarına aykırı, hukuk güvencesiyle işleyen kurallı bir ekonomiye aykırı. Ama bu iktidar ne hukuk dinliyor, ne kural dinliyor, ne de kurum dinliyor. Peki eğer yaparsa, sizin bu öngörünüz çerçevesinde yaparsa, orada mevduat hesabı olan binlerce mudi ne olacak? Valla yaparsa, bırakın sadece İş Bankası'nda mevduatı olan mudileri, Türkiye ekonomisine dair sürünüyor olan güven iyice sürünür hale gelir. Neden derseniz, eğer bir iktidar açıkça miras hukukunu görmezden geliyorum derse, eğer bir iktidar mülkiyet haklarını tanımıyorum derse, esasında şu mesajı veriyordur. Yarın kimin malına el koyacağımın garantisi yok. Yarın bir cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkartıp toprağınıza, küçük kobinize, esnafınıza, işletmenize, emeğinize konmayacağımın ve onu gasp etmeyeceğimin hiçbir garantisi yok demenin bir yolu bu. Dolayısıyla ekonomiye güveni yaratan bütün hali ortadan kaldıracak bir adım olur bu. Atılmaması Türkiye ekonomisi açısından kritik. Bir de tabii şunun da altını çizelim Özlem Hanım. Burada sanki İş Bankası'yla kavga ederken CHP'nin elinden bir şey kurtarıyormuş gibi bir izlenim yaratmaya çalışıyor. Oysa ki şu gerçeği altını çizerek söyleyelim. CHP oradan herhangi bir gelir veya rant elde etmiyor. Bilakis CHP orada Türk Tarih Kurumu'na, vakfına ve Türk Dil Kurumu'na paranın aktarılmasını sağlayacak bir güvencenin ta kendisi. Unutmayın ki o Türk Tarih Vakfı daha bundan birkaç hafta önce Ensar Vakfı yöneticisinin yönetici olarak atandığı yer. Yani Ensar'ın da ne olduğunu hatırlayalım. Torunlar İnşaat'ın Başkent Gazı'nın aracı, Kızılay'ı aracı olarak kullanıp bağış yaptırdığı yer. Yani dolayısıyla şuraya geleceğim. Esasında bu yapılırsa ortaya çıkacak olan sonuç işte tam da bu tarif ettiğimiz şey. Güven yok olacak, paralel devlet yani vakıflar aracılığıyla iş yapma refleksi derinleşecek ve Türkiye'nin cumhuriyet mirası, Türkiye'nin geleceğini esasında güvence altına alıyor olan önemli kurumlardan biri daha bu iktidar eliyle yok edilmiş olacak. Bu düşman hukukuna, bu düşman ekonomisine, bu rantçı zihniyete bir biçimiyle dur dememiz gerekiyor. Kavga ettiği şeyin halk olduğu gerçeğini halkla her fırsatta paylaşmamız gerekiyor. Tam da oradan isterseniz biraz da yavaş yavaş siyasete girelim Selin Hocam. Bu arada bu denetlenemez yapının halen devam ettiği iki konuyu daha seyircilerimize hatırlatmakta fayda var. Birisi 15 Temmuz şehitleri için toplanan ciddi miktardaki bağış parası. Diğeri de hali hazırda Biz Bize Yeteriz Türkiye'm kampanyasında toplanan bağış parası. Bunların da şu anda biz nerede olduğunu, nasıl kullanıldığını soramıyoruz, bilemiyoruz. Oralarda karanlık alanlar olarak kalmıyoruz.
almaya devam ediyor. Ama buna rağmen bütün bu anlattığınız aslında son derece can sıkıcı, endişe verici ve Türk ekonomisini de ciddi boyutta sallayan tabloya rağmen siyasette bunun yansımaları çok daha yani artçı şoklar şeklinde, minik minik dalgalar şeklinde oluyor. Öyle mi oluyor bilmiyorum ama sanki ben öyle oluyormuş gibi görüyorum. Murat Kubilay ekonomist sizin gibi o da şöyle tarif ediyor. Üst grupla yani bu rantçı 5-6 aileyle ihaleci aşağıdaki çok alt yoksul kesimin bir ittifakıdır bu. Çünkü AK Parti bize sürdürülebilir yoksulluk diye bir şey öğretti ve bu mudur durum yoksa seçmen artık oradaki zenginliğin kendi sürdürülemez yoksulluğunun müsebbibi olduğunu görmeye başladı mı? Gördüğü için iktidar ve iktidarın ortakları ekonomi dışında her şeyin konuşulması için çaba sarf ediyor. Dolayısıyla esasında iktidar da yaşanıyor olan krizin ne derece derin olduğunu biliyor. Bu krizin halkı birebir etkilediğini ve halkın bu yaşadığı sorunun sorumlusunu arıyor olduğu gerçeğini iktidar da biliyor. Ve nihayetinde iktidar halkın gerçek sorumlunun iktidarın bu tercihleri olduğunu, iktidarın kurduğu düzenin halka bu sorunları yaşattığı gerçeğini görmesine engel olmak için bu kuru gürültü siyasetini yapıyor yani zaten. Yani işte darbeler, Diyanet'in tartışmaları, tekalifi milliye kararlarının gündeme getirilmesi, ulusa sesleniş, hepsi bunların bir sebebi midir diye düşünüyorsunuz? %100 böyle. %100 böyle ve bu Türkiye'de son 4-5 yıldır çok net bir siyasi tercih ve siyaset yapma biçimi olarak iktidar tarafından dayatılıyor. Neden? Çünkü düzenin ortaya çıkardığı sonuçların sorumlusunun iktidar olduğunu halk çok daha net bir biçimde duysa ve günlük yaşıyor olduğu kaygının ötesinde buna bir çare olabileceğine dair sesleri duyabilecek hale gelse. Bugün duymasına izin vermiyor iktidar. Neden duymasına izin vermiyor? Çünkü duyduğu anda iktidarı sorumlu tutacak ve bir sonraki demokratik hakkını kullanırken bunu oyuyla iktidarı değiştirmek üzere kullanacağı gerçeğini iktidar da biliyor. Tam da bu nedenle bence meseleyi ve gündemi burada tutmak gerek. Yani ben gündeme bakıyorum ve şu nedenle de çok üzüntü duyuyorum. Türkiye zaten uzun süredir böyle istikrarlı bir biçimde parasının değer kaybettiği, istikrarlı bir biçimde yoksullaştığı ve istikrarlı bir biçimde ekonomik bunalımın bir sosyal buhrana evrildiği ağır bir şey yaşıyordu. Üzerine koronavirüs geldi, yaşamsal bir tehdit hissettiğimiz, kaygının çok arttığı bir dönem çıktı. Sanki bunların hiçbiri yokmuş gibi, sanki koronavirüs denen sorun da ortadan kalkmış gibi işte darbeler tartışılıyor, kimin daha terörist olduğu tartışılıyor, kimin daha hain olduğu ve yerlilik milli kantarında kimin ağırlığının ne kadar çektiği tartışılıyor. Ya oysa ki gerçekten ihtiyaç duyduğumuz şey ülke olarak, bir bütün olarak, bu cumhuriyetin ilerici güçleri olarak, halk olarak gerçekten ihtiyaç duyduğumuz şey, yarınları var edecek olan şeyi bugünden yaşatabilecek ekonomik ve sosyal koşulları sağlamaktır. Tam da o sırada bunun sorayım, partiniz ana muhalefet partisi ve diğer muhalefet partileri dersini çalışmakta ve seçmene kendilerini anlatmakta, çözüm önerilerini hayata geçirmekte ve ikna etmekte ne kadar başarılı? Önce bunu anlatmanızı rica edeyim. Son olarak da ekonomide önümüzdeki günlerde ne göreceğiz, ne yaşayacağız bundan sonra? Keşke daha olumlu bir soruyla bitirseydik. İkinci kısmı olumsuz, ilk kısmı olumlu. Peki. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi ve belki de bütün toplumsal muhalefet için şunu gönül rahatlığıyla ve özgüvenle söyleyebileceğimiz kanaatindeyim. Biz sadece yaşanıyor olan sıkıntılara işaret etmiyoruz. Bunların aşılabilmesi için ihtiyaç duyulanın ne olduğunu hem anlatıyoruz hem de yakaladığımız iktidar alanlarında uyguluyoruz. Bugün büyükşehir belediyelerinin sosyal devleti yıkıyor olan merkezi iktidara rağmen ellerini kollarını bağlamak için iktidarın kimi yerde kayyum atayarak, kimi yerde banka hesaplarına bloke koyarak, yani dolayısıyla esasında muhalefet denen yapıları çalıştırmamak üzere her tür baskı uyguluyor olmasına rağmen Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyeleri için bunu çok rahatlıkla anlatabiliriz. O sosyal devleti var etmek için toplumun kent içindeki yaşam alanlarında dayanışmayı var etmek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Bu şu açıdan çok önemli. Toplumla kuracağınız siyasi bağ
bir düzeyde söylemsel olmak zorunda. Ne yapacağımızı anlatıp ikna etmek zorundayız. Ama o iknayı gerçekten bir sonuca ulaştırabilmek için de yakaladığımız iktidar alanlarında söylediğimizi eyleme dökmeliyiz. Şimdi bunun adımlarını görüyoruz. Bakın adım diyorum çünkü bunun ötesinde yapılacak işler ve yapılması gerekenler var Türkiye'de. Yani biz Türkiye'de iktidar olduğumuz gün bu rant ekonomisi yerine bir halk ekonomisi kurmak durumundayız. Biz bugün yandaş zenginleştiren özel sektörün İki dudağı arasına hapsedilmiş bir düzen yerine kamunun doğru düzenlediği, denetlediği, kuralını koyduğu, dolayısıyla halkı gözettiği, belli temel alanlarda, sağlık gibi, eğitim gibi, güvence gerektiren alanlarda da tek hizmet sunucu olduğu, kamucu bir anlayışı kurmak zorundayız. Bu cumhuriyetin mirası da zaten buradan geliyor. Yüzyıldır ayakta tutan şey de bu tarihinden geliyor. Onu güncelleştiren, bugünün ekonomisiyle uyumlanan bir yeniyi kurabileceğimizi hep önermelerimizle anlatıyoruz. Dolayısıyla hem reçetenin hazırlığı açısından hem de iktidar alanlarımızda bu reçeteyi uyguluyor olmak bakımından kendi üzerimize düşen ödev kısmını yapıyoruz. Ancak bu ödevi halkla buluşturmak konusunda çok ihtiyaç duyduğumuz bir bütüncül demokrasiye ihtiyacımız var. Basın özgür olacak ki bizim de yaptıklarımız ve sesimiz halka ulaşabilsin. Hukuk olacak ki kurallı işleyebilsin ve güvenceyle siyaset yapılabilsin. Demokrasi olacak ki halk iradesinin seçtikleri aracılığıyla var olabileceğinin güvencesini hissedecek. Bunların olmadığı yerde gerçek sorumlunun ve işlerin esasında kötü gitmesindeki sorumlunun bunları yok etmiş olan iktidar olduğunu da her fırsatta söylememiz gerekiyor. Bu dolayısıyla birinci kısım. Olay hemen ikinci... bir ek yapayım. Kılıçdaroğlu'nun tüm partilere ve yeni kurulmuş olan partilere de çağrısını değerli buluyor musunuz bu anlamda? Bir ittifak bloğu oluşması anlamında. Şimdi Türkiye'de esasında halk nezdinde derin bir ittifak oluşmuş vaziyette. Zaten bu bir siyasi iradeye dönüştüğü anda Türkiye'de demokratik yıkımın önüne geçilecek. Bunun örneklerini gördük zaten. Yani işte hayır iradesinde gördük, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde gördük, yerel seçimlerde gördük. Önemli olan o toplumun kurmuş olduğu ilkeler bütünündeki buluşma ve ittifakı bir program ve ilke bütününde buluşturan bir siyasi ittifakı tartışmak. Bunun mekanik tarafları genelde tartışılıyor. O mekanik taraflar Türkiye'deki demokrasi ayıplarını ortaya çıkardığı için bence çok önemli. Yani bir insanın seçilme hakkının olabilmesi için başkalarından destek görmeyi beklememesi gerekiyor. Yani bugün Türkiye'de herhangi birinin seçime girebilmesi için kim karar veriyor seçime girip giremediğine? İktidar karar veriyor, keyfi karar veriyor. Seçime girdikten sonra seçilirse halkın o verdiği yetkiyi kullanıp kullanmayacağına kim karar veriyor? İktidar, saray rejimi karar veriyor. Onu istediği zaman gasp edebiliyor. Esas demokrasi ayıbı burada. Kurulması gereken ittifakın o değer bütününde, yani demokrasi, adalet, barış, eşitlik, özgürlük, laiklik ilkeleri etrafında bunlardan ne anladığımızı tartışarak yapılması gerektiği çok açık. Buna dair her çağrının çok kıymetli olduğu çok açık. Bu çağrıların içini dolduran bir siyaseti ortaya çıkarmak için halk nezdinde de bir ihtiyaç ve bir talep olduğu gerçeği de çok açık. Dolayısıyla ben... Hani işler kötü gidiyor diye anlatıyoruz ama Türkiye'nin geleceği açısından bu manada da çok umut var olduğumu da söyleyeyim. Peki, yani bu düzen mutlaka değişecek. Peki son 3 dakikam, o zaman o son soruyu belki daha umutlu. Herhalde şöyle bir cevap bekliyorum doğrusu sizin az önceki ipucunuzdan. Önce her şey çok kötü olacak ama sonra galiba başka bir şey olacak değil mi? Yani bu hem gezegen için belki de geçerli koronadan sonra hem de çok Türkiye doğru. Memleket için geçerli. Öyle bir yanıtla da bitirelim, buyurunuz lütfen. Çok doğru. Şimdi burada çok güzel olabilmesi için her birimizin elimizi taşın altına koymamız gerekiyor. Bir süre daha çok kötü olacağı gerçeğini şuradan biliyoruz. Bu iktidar yanlış yönettiği için sehven, iş bilmezliğinden yapmıyor yaptıklarını. İşini çok iyi bildiğinden yapıyor. Ve kendisini ayakta tutan bu düzen olduğu için, bu düzeni, yani krizi çıkartan düzeni devam ettirmek için her şeyi yapıyor. Yapmaya da devam edecek. Daha otoriter, daha baskıcı, daha faşizan, daha yıkıcı olacağı, daha bölücü olacağına hiç şüphe yok. Ama bundan bir iyi çıkabilmesi ve bir sonraki demokratik imkanda
demokrasi hakkımızı kullanarak bir yeniyi var etmemiz için bugünden orada ortaklaşmaya başlamamız gerekiyor. Dolayısıyla pandemi de Türkiye'deki kriz de kendiliğinden bir yeniyi ve daha iyi var etmeyecek. Kendi haline bırakılırsa egemen güçler Türkiye'de de dünyada da kendilerini var eden düzeni devam ettirme refleksi gösterirler. Ama ilerici güçler, Türkiye'nin toplumsal muhalefeti, demokrasiye sahip çıkanları, eşitlik isteyenleri, Gezi'den beri başka bir Türkiye hayal edenleri eğer bu hayallerini gerçekleştirmek için koydukları mücadeleye devam ederlerse ki buna da hiç şüphe duymuyorum o zaman elbette çok daha iyisi. Ve hak ettiğimiz, yapabileceğimizi bildiğimiz yarınları da hep beraber kuracağız. Ondan da hiç şüphem yok. Selin Sayakböke, CHP İzmir Milletvekili, aynı zamanda ekonomi profesörü. Çok teşekkür ediyorum. Var olunuz. Başka bir yayına yetişiyorsunuz farkındayım. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olunuz. Çok teşekkürler. İyi hafta sonları olsun. Ediyorum. Teşekkür hepimize. Ediyorum. Hepimize. Sağ olun. Ve böylece Selin Sayakböke'yi de uğurluyoruz. 20. saat burada sona eriyor. 4 günlük bir sokağa çıkma yasağına sadece saatler kaldı. Az sonra Gürkan Hacır, İsmail Saymaz, Barış Yarkadaş ve Erol Mütercimler bomba gibi bir programla karşınızda olacaklar Taksim Meydanı'nda. Bense Ankara yolcusuyum. Pazartesi akşamı 20. saatte Ankara'dan karşınızda olacağım. O zamana dek hoşça kalın efendim.